Kıvanç ne yapıyor ya? İyi, ne yapsın? Sette mi şu anda? Hamdolsun, nasıl gidiyor? Ya, settedir herhalde. Sette midir? Muhtemelen. Şu anda bizi izliyor mudur? Ya, büyük ihtimalle settedir şu anda. Kıvanç, Kıvanç'a da buradan selam. Evet, bir videomuz daha vardı, onu unutmayalım, yayınlayalım. Sonra seyirci hayallerimizle devam edeceğiz. Bez Bey, Tuğba Büyüküsün için ne yapacağız? O ne demek ya? Sonuçta ilk kez geliyor, ekranda çok gözüken biri değil. Yani ne bileyim, böyle sürpriz, böyle şık bir hareket yapabiliriz. Ya ne yapayım ilk defa geliyorsa Ceren'cim? Allah'ını seversen, burası beyaz şov yani, her gelen ünlü. Tuğba için bir şey yapacak mıyız? O bizim için ne yapacak? Onu düşündünüz mü? Vallahi ben sana söyleyeyim yani, ben Kubat'la Bülent Serttaş'a nasıl davranırsam aynı şekilde davranacağım. Ha güzel mi? Çirkin mi? Tamam değil. Yani işte öyle bir şey yani. Ya çık şu anda şeye, Beyoğlu'na aynısını 50 tane görürsün yani. Güzel Beyazıt Bey. Ya üstelik bir ışığı, bir havası var kadının. Yani hani böyle bir ortama girdiğinde bütün gözleri üzerine çeken vallahi kadınlar var. Vallahi ben sana söyleyeyim, benim için Tuğba 10 üzerinden 6'dır yani güzelliği. Ay ben, ya bir saçları var zaten, onu da kestirmiş. Kubat'ın saçları bile daha uzun. Ya Beyazıt gerçekten... Hayır abi. Ya bir soğuk... Var yani çocuklar, soğuk nevale. Ne bir işvesi var, ne bir cilvesi var. Siz şimdi hep beraber Tuğba Büyüküsün çok mu güzel diyorsunuz? Evet, ya? Evet. Ya siz neyin kafası var sizde ya? Ya Beyaz Şov tarihi boyunca bütün dünya güzellerinin evi oldu ya, meskeni oldu. Alessandro Ambrosio'lar, Megan Fox'lar, bilmem kimler, herkes buraya geldi. Tuğba Büyüküsün kimdir ya? Gel. Geçerken adımı duydum da, benden mi bahsediyorsunuz? Evet. Evet Tuğba'cığım, bir iki dakika gelip otursana. Ay yok Beyaz'ım ya, anca hazırlanırım. Ya Allah'ını seversen gel bir yüzünü göreyim ya. Yani görelim hep beraber, bir yüzünü göreyim. Yalvarırım, otur ya, ne olur gel. Ha? Ay ilahi Beyaz'ım. Birazdan programda görüşeceğiz zaten. Tamam. Beyaz'cığım dedi değil mi o? Evet. İki kere dedi değil mi? İki kere Beyaz'cığım dedi bana. İnanılmaz bir şey bu ya. Hadi, hadi kalkın ya. Çok kız programı ilk defa geliyor. Bir kulisine gidin, bir çikolata çiçek, bir çek, bir şey koyun. Hadi, hadi! Affınıza sığınarak yani. Evet, devam ediyor Beyaz Şov. Harika bir kitap gerçekten. Oturduğunuz mu böyle yarım saatte bitirebileceğiniz bir kitap. Çok değerli bir sanatçıyı. Alkışlarla buraya davet ediyorum. Zafer Algöz geliyor aslında. Böyle, Zafer'cim gel, gel böyle. Böyle gel, mutlu musun? Gel nasıl istiyorsan. Gel, böyle sen gel. Böyle gel. Köşeye. Nasıl istiyorsan. Nasıl keyifler? İyiyim, şahaneyim. Harika. Dün değil de bayağı oldu aslında. Lig TV'deydiniz, izledik. Evet, doğru. Çok çok güzel programdı yani. Ellerinize, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Nasıl gidiyor hocam? Beşiktaş'ın durum ne diyorsunuz? Vallahi Beşiktaş adım adım şampiyonluğa doğru gidiyor. Allah nazardan korusun. Gidiyor musun maçlara hala? Hakan'la Hakan altında falan. Bir ara... Çok geliyorduk maçlara. Sonra her maçta 33 bin kişiyle falan fotoğraf çektirince en başta Hakan Altun bu işten çok fena şey oldu. Yeni şarkı oldu. Da var. Bu sefer de Abu Bakar'a. Yok, bu seferki şarkımız Atiba'ya olacak. Ha, o Abu Bakar'a olan da var bir tane. Abu Bakar'a olanı şu anda yaptık ama rezervde duruyor o. Ha, patlamasını duruyor, bekliyoruz. Çıkartmadı, evet. Şarkının değil, çocuğun patlamasını bekliyoruz. Yani. Güzel güzel, harika. Sen hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Hocam var mı? Fenerbahçe. Bende takım yok. Bir dakika. Enteresan. Fenerbahçe. Takım tutmuyor musun? Allah Allah. Hiç mi hevesin olmadı yani yıllar? Hiç olmadı. Maç da izlemiyorsun. Ne yapıyorsun? Yapacak bir sürü şey var. Biz maç izlemeyince bizim bütün sistem kapanıyor yani hani. Cidden gerçekten mi? Yok. Hiç hayatında bir sempatizan olduğun falan takım da olmadı yani. Var. Beşiktaş'a inanılmaz. Evet. Yani hem Beşiktaş'a takım olarak... Hem de taraftarlar olarak, yani bir takım tutsam Beşiktaş'ı tutardım. Beşiktaş bence herkesin ikinci takımı zaten. Yani i̇kinci bilmiyorum, benim bir takımım evet. Yok ama yani gönülden gerçekten hem taraftarlarına hem de yani... Bir de Şenol Hoca ile beraber bir de başka bir şey oldular yani güzel, güzel oldu. Şenol Hoca'ya da buradan selam söyleyelim. Hocam nedir kitap? Çok güzel bir kitap, ben okudum bitirdim öyle söyleyeyim. Teşekkür yani ederim. Yani bir hışımla okunup, var mıydı bir haşırttı the blackboard? Açıklar mısınız? Bilen var mı gençler? Haşırttı da blackboard ne demektir? Var mı? Nedir? Argo'da lafı gediğine oturtmak.
argoda lafı yedeğini oturtmak diyorsun. Evet, doğru. Doğru mu hocam? Argoda... Ya birçok anlamı var. Lafı yediğini oturtmak da olabilir. Bir de öğrencilerin arasında çok kullanılan bir deyim. O da mesela hiç tahmin etmediğiniz bir anda hoca böyle çok kalın sorular sorduğu zaman nasıl geçti sınav? Haşırttı blackboard. Onun dışında herhangi bir yerde ummadığınız bir fiyatla karşılaştığınız zaman haşırttı blackboard. Zaten bu haşırttı blackboard kalıbının mucidi rahmetli Öztürk Serengil'dir. Ya saygıyla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ben bunu ilk defa Öztürk abiden dinlemiştim. O da zaten bir Fransız restoranında yediği kazıktan sonra bu haşırttı blackboard denen hikayeyi bana anlatmıştı. İzmir'de, Çeşme'de. O zaman sohbet ederken Öztürk abi işte anlattı, şöyle oldu, böyle oldu. En son işte hesap geldi yavrum. Medeller üst gibi bir şeyin içinde. Kitabı açtım. Annem dedim. Ben de boş bulundum. Öztürk abi kazık mı dedim. Kazık bunun yanında kürden kalır yavrum. Roma mızra. Haşırttı blackboard at the seaside demişti. Kulakları için nasıl Allah rahmet eylesin. Öztürk abimin bir bana hediyesi haşırttı blackboard. Dolayısıyla bu kitabı da böyle yazmaya karar verdim. Yazdım. Sağ olsun ilk Cem Yılmaz'a ve Can Yılmaz'a okuttum. Ön sözü de Cem Yılmaz yazdı. Evet, Cem'e dedim ki kitabın ismini ne koyalım? Bizim aklımızda başka şeyler vardı. Abi dedi haşırttı blackboard bence muhteşem bir isim, evet. Öyle kalsın dedi. Sağ olsun kitabımın ön sözünü. Biz sana da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü içinde Sadi ve Alışık'tan tut da evet. Yani at kimler diyeyim. Ajda Pekkan'a, Zeki Müren'e kadar Kemal Sunal'ın da içinde olduğu evet. Bütün sahne ve sanat dünyasından tanıdığımız insanlarla yaşanmış ve paylaşılmış gerçek hayat hikayeleri. Aslında bizim için artılı açımda herkes çok merak ediyor ya. Hani ünlü olduğunuzda artısına, eksisine falan bir sürü şey soruluyor ya böyle. Gerçekten bizim için en büyük artılarından bir tanesi. Ben kendi adıma söylüyorum ama orası için de geçerli herhalde. Olduğun dönemde, yaşadığın dönemde, bu işleri yaptığın dönemde kimle tanıştığın, kimi gördüğün benim hayatımda mesela bana kalacak en büyük miraslardan. Tabii. Yani Kemal Sunal'ı, Kemal abi rahmetliyi gördüm diye mesela hani acayip mutluyum. Ya ne da güzel. İşte Tarık Akan'ı gördüm diye acayip mutluyum. Cüneyt abiyle tanıştım diye çok mutluyum. Ama içimde Uhde bir Hulusi Kentmen'le, bir Adile Naşit'le tanışabilseydim. Keşke diye. Senin yazdığın kitapta da hepsi. Bu kadar çok insanla tanıştın evet. Mı gerçekten de? Yani hepsi... Ya daha fazlasıyla tanıştım. Bunlar ilk aklıma gelenlerdi ve dergisinde yazıyordum hep bunları. Ayda bir defa olmak üzere. Sonra yayın evi bunu bize kitap haline getirir misiniz dediler. Ben de neden olmasın, hiç olmazsa benden sonra gelecek olan kuşağa yazılı bir şey kalsın. O insanlarla ilgili akıllarında bir fikir oluşsun diye bunu yazmak ihtiyacını hissettim. Ne güzel. Sen Halit kimlerle böyle çalıştığın var mı isim? Yani ilk şunu gördüm, tanıştım dediğin büyük isimlerden. Çok var, bir sürü insan. Yani herkes tabii sonuçta büyürken aslında bu işi bu noktada yapacağımı düşünmezken... Tabii. Herkes benim için yani şu anda bildiğimiz efsane dediğimiz herkes idoldü ve orada olacağını hiçbir zaman olacağımı hiç düşünmedim. Ama benim için en önemli isim Haldun Dorman'dır. Evet, çok güzel. Çünkü çok genç yaşta ben onun tiyatrosunda oynarken yani ilk nokta atışı beni alıp müzikale yerleştiren, müzikalde başrol oynatan kişi de Haldun Dorman'dır. Dolayısıyla bugün aslında buradaysam onun bana zamanında inanıp evet, o evet. Rolü vermesiyle oldu. Ve çok insana yaptı bunu. Ve bunu çok insana çok yaptı. Çok insana yaptı. Ve onun yanında tabii bir sürü isim var. Beraber çalışma imkanı buldum ondan sonra yani. Tuğba senin bak gelen soruların içinde var gerçi bu ama ben sana direkt sorayım. Bu sektöre girdikten sonra iyi ki girmişim şunu bana yaşattı dediğin bir şey var mı? Ne kattı sana bizim işler? Yani çok var. Hani şu anda birdenbire... Yani birdenbire aklıma gelmedi Beyaz yani. Her şey birden. bir bekleyin bir saat falan. Saat 12'ye kadar zamanımız var. Sen istersen iyice bunu bir düşün. Seyircilerimizden gelen sorular vardı. O sorulardan birkaç tane okuyayım. Ünlü olduklarını ne zaman anladılar? Nurlana Aliyeva. Zafer var mı? Ünlü olduğunu anladığın bir zaman? Annem telefon etmişti yıllar önce. Ünlü oldun diye mi? Yok. Bizim bir komşunun evladım çocuğu var, seni çok seviyormuş, bir imzalı resmini gönderir misin dedi. O zaman dedim ki galiba herhalde tanınmaya başladı. Yavaş yavaş tanınmaya. Mehmet? Ben de 12 yaşında Geçmiş Bahar Mimozaları diye bir dizi yapmıştım. Rahmetli Okan Uysaler'le TRT için. Filiz Akın, Rutkay Aziz, rahmetli Müşfik Kenter, çok acayip bir kadroydu gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.